Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borsanı yapmış olduğu etkinlikten bahsetmeye çalışacağım. Konuya geçmeden önce ben takip etmek isteyen arkadaşlar her zaman videomda söylüyorum. Abone olabilir aynı zamanda Abone olduktan sonra bakın hemen şu yanında sağ kısmında bir zil ikonu çıkıyor. Muhakkak buna basın ki 60 olduğum videoda erken erişim sağlayabilirsiniz. Onun dışında Kiva hesabımız var. Kiva hesabını takip edebilirsiniz. Kiva üyelik linki de videoların altında mevcut olacak. Onun dışında Telegram duyuru grubumuzu muhakkak takip edin. Çünkü 60 olduğum videoların gelişmelerini Telegram duyurudan paylaşıyorum. Bir de Twitter'ı takip etmenizi öneririm. Onun dışında Facebook'u da istiyorsanız takip edin. Veyahut da Bizim bir web sitemiz var. Oradan da geri geldiği zaman bazı konulara değinmeye çalışıyoruz. Şimdi konumuza geçelim. Bugün daha önceden YouTube üzerinde çok fazla anlatılan bir borsa. MoonXBT. Yıllardan beri var olan bir borsa bu. Buradaki şu anki etkinlikte futbol tokeninden bahsedeceğiz. Ama tabii öncelikle burada hesabı olmayan arkadaşlar yorumlar kısmında sabitlenmiş olan link üzerinden buraya hesaplarını açıyorlar. Hesabı açtıktan sonra diyelim ki mail ile hesabınızı açtınız. Buradan gelip Hesabım kısmından mail ile hesap açtıysanız telefon doğrulamanızı, telefonla hesap açtıysanız mail doğrulamanızı yapıyorsunuz. Bir de Google Authenticator muhakkak aktif edin çünkü buraya belli bir miktar para yatıracağız. Şimdi bu platform nedir? Bu bir borsa. Spot işlem yapabileceğiniz, kontratlı işlemler yapabileceğiniz, kaldıraçlı işlem yapabileceğiniz bir borsa. Bu borsada aynı zamanda sosyal trading dediğimiz copy trading işlemini de yapabiliyorsunuz. Bu copy trading işlemi var olan tüccarların yani traderların yapmış oldukları, açmış oldukları işlemleri kopyalayabiliyorsunuz. Kendi işleminizi her zaman kendiniz yapmanız her zaman önerilir fakat bu gibi yüksek kar getirisi olan, iyi işlem yapan insanları bulursanız ufak da olsa buralardan kazanç sağlama şansınız olabilir. Şimdi tabii bizim bugün değineceğimiz konu futbol tokenleri. Fakat burayı yol olduktan sonra şunu da yapmanızı öneririm. Bakın daha fazla kısmında hoş geldin bonusları var. Öncelikle Telegram duyuru grubuna şuradan katılıp yani Telegram kendi gruplarına, global gruplarına katıldığınız zaman 5 dolarlık bir işlem bonusu kazanıyorsunuz ve bu işlem bonusuyla yapmış olduğunuz karlardan çekim yapabiliyorsunuz. Onun dışında 50 USDT'lik bir yatırım yaptığınız zaman ki yatırım yapın. Burada işlem yapın aynı zamanda şuna da katılın futbol tokenine. Ben de katılacağım. Hatta sizinle birlikte katılacağız şimdi. Yatırmış olduğunuz 50 dolara karşılık 10 dolarlık ki 10 dolar dediğimizde 1000 MP'ye karşılık geliyor. 2 arkadaş davet ettiğiniz zaman arkadaşınız 50 dolar yatırdığı zaman kendisi bunu alıyor. Siz 2000 MP alıyorsunuz. O da 20 dolara karşılık geliyor. Şimdi burada eğer işlem yapmak istiyorsanız aynı zamanda şuradan hemen puan merkezine gidelim işlem yapmak istiyorsanız gelip şurayı aktif ederek komisyon indirimi alabilirsiniz. %5'lik bir komisyon indirimi. Yani komisyonlar buradan ödenir. Şöyle aşağı indiğimiz zaman kayıt işleminizi yaptınız. Zaten 50 MP aldınız. Doğrulama adımını yaptınız. Doğrulama nedir? KYC tabii ki. Hemen şöyle gösterelim. Bakın şuradan doğrulama kısmına gelip doğrulama adımını yapmanız lazım. Bunu da yaptıktan sonra gelip buraya bastınız. 100 tane aldınız. Telefonunuzu bağladınız. 100 tane aldınız. Şuradaki barı doldurduğunuz zaman bu da 10.000 MP yapıyor. Bunu doldurduğunuz zaman çekilebilir. Bakın burası çok önemli. Çekilebilir. 100 dolar kazanıyorsunuz. Haftada 7 gün boyunca her sefer girdiğinizde 30 MP alıyorsunuz. Bu sürekli devam eden bir süreç. Yani bura bittikten sonra tekrar başa dönüyor. Tekrar bir hafta daha giriyorsunuz. Buraya geliyor yani aylık olarak siz buradan ne yapmış oluyorsunuz? 120 tane MP tokeni kazanmış oluyorsunuz. Burada işlem yaptıkça MP tokeni kazanıyorsunuz. Asıl önemli olan nokta bu. Arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman kazanıyorsunuz. Burayı tamamladığınız zaman da 100 dolarınızı çekiyorsunuz. Şimdi buraya biz varlık atacağız. Nasıl atacağız? Hemen şuradan finansman kısmına geldim. Bakın ben atmışım. Zaten ben yapmadığım hiçbir işlemi size burada videolarda anlatmıyorum. 144,58 dolar buraya atmışız. Nasıl attık? Yatırma dedik. Buradan Tron, Binance Smart Chain veyahut da Polygon Ağı üzerinden yani atacağınız borsada veyahut da cüzdanda hangi ağ varsa bunları destekliyorsa ki Tron'u ve Binance Smart Chain'i desteklemeyen borsa yok. Buradan atıyorsunuz. Dakikalar içerisinde ben attığımda BEP 20 üzerine saniyeler içerisinde geçti. Tron'da da benzer bir durum var. Bu ikisini de kullanabilirsiniz. Çıkış yaparken de 1 dolar kesiyor her ikisinden. Şimdi futbol tokenini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Kasım ayı içerisinde hatta grup aşaması ne zaman başlıyor? 20 Kasım mı? 20 Kasım'da başlıyormuş. Kasım ayı içerisinde Dünya Kupası var. Buna özel yapılan bir etkinlik. Şu an siz gelip burada herhangi bir futbol takımının tokenini 1 dolara alabiliyorsunuz. Herhangi bir tanesi. Mantık şu. Şu an bizim fonumuz 2269 dolar. Token alımı yaptıktan sonra Amaç burada şu. Bakın burada gruplar var ve ulusal takımlar var. Örnek veriyorum. Şimdi bu gruptan hangi takım çıkar? Hollanda çıkma ihtimali yüksek. Veyahut da Senegal'in çıkma ihtimali de var. Bunlar zaten 3 tanesi birbiriyle yarışacaklar. Şimdi ne oluyor burada? Fonlar toplandı bakın. 40 tane 40 dolar burada var. 10 dolar burada var. 11, 33 burada var. Diğer gruplarda da bu şekilde göstereyim. En çok burada Arjantin'de var. Tabii en çok getiriyi kim kazanacak? şampiyon olan takımın tokenini tutanlar. Şimdi siz burada tokenini aldınız Hollanda'yı diyelim. Hollanda gruptan çıktı. Çıkamayan iki tane takım oldu. Katar'la Ekvator çıkamadı. Katar ve Ekvator'un şuradaki 44 dolarının %60'ı şu çıkan takımlara dağıtılır. Eğer siz gruptan çıkmak bana yeterlidir diyorsanız Hollanda tokeninizi verirsiniz. Buradan payınızı alırsınız. Ama buradaki paylar küçük olacaktır. Çünkü neden? Bakın burada alanlar İngiltere'ye almış. Sürpriz bir şekilde İngiltere gruptan çıkamazsa şayet o zaman ne olacak? Mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Amerika Birleşik Devletleri 10 kişi aldı. Buradaki pay 10 kişiye dağılacak. Yani dolayısıyla burada önemli olan nokta yarı final, özellikle yarı finale ve finale çıkacak olan takımları belirleyebilmek. Bunun tokenlerini yani bu takımların tokenlerini alabilmek. Bu anlamda da ben 4 tane alacağım şu an. Yani 144 doların 4 dolarını kullanacağım. Yarı finale çıkma potansiyeli olan, hatta finale çıkma potansiyeli olan tokenleri alacağım, takımların tokenlerini alacağım ve tutacağım. Yani gruptan çıktıktan sonra satmayacağım. Burada zaten ayrıntılar var. Buradan bakabilirsiniz. Benim anlattığım şekilde oluyor. Diyelim ki gruptan şuradan örnek verelim. Burada çünkü çok bir şey kazanamazsınız. Yani gruptan İran ve Galler çıkamadı diyelim. 12 dolar var burada. Zaten 159 kişi 12 dolar dağılacak. Mümkün değil. Yani bir şey kazanamazsınız. Şu an için. Yani ilerleyen zamanlarda daha bir ay var. Bir ay sonra belki buradaki fonlar ikiye katlanacak. Onu bilemeyiz. Diyelim ki 16'ya çıktı. 16'dan da çeyrek finale çıktı. Şimdi çeyrek finale çıkarken elenen takımlar olacak. O elenen takımların fonlarının %60'ı da aynı şekilde dağılacak. Geri kalan %40'lık kısım ise Finale saklanıyor arkadaşlar. Yani ne çıkan takımların kazananına buradaki bütün fonun %40'ı dağıtılacak. Onun için finale çıkan takımı bilmek lazım. Hatta finalde şampiyon olacak takımı öngörebilmek lazım. Benim cahil fikrim burada. A grubundan finalist çıkmaz. B grubundan finale çıkma ihtimali düşük. C grubundan Arjantin finalist olabilir. Burada Fransa'nın finalist olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Almanya ve İspanya'yı finalde göremiyorum açıkçası. Son zamanlarda takım olarak özellikle Almanya'da bir düşüş var. Yani burada çeyrek finallere çıkarlar büyük bir ihtimalle İspanya ile Almanya. Ama dediğimiz gibi mesela İspanya ve Almanya çeyrek finalde elenirse bakın buradaki fonlar yüksek olduğundan dolayı dağılacak olan para da yüksek olacaktır. Yani yüksek dediğimiz zaten siz 1 dolar harcıyorsunuz arkadaşlar. Yani 1 dolarlık harcamayla 10 dolar 20 dolar kazanırsanız 10 kat 20 kat yapar. Onu da söylemiş olayım. F grubundan Belçika zaten final yapamaz. Hırvatistan da final yapamaz. Burada bence alınacak en önemli takımlar ne olmalı? Brezilya ile zaten almamız gerekiyor. Brezilya kesin olacak. Onun dışında Fransa ve Arjantin. Arjantin, Fransa ve aynı zamanda Brezilya'yı alacağım. Hatta şöyle bir tane alalım. Al dedikten sonra bakın buraya geliyor zaten. Hatta şuradan da alabiliyorsunuz. İlla o şekilde yapmanıza gerek yok. Bakın Fransa. Token al dedim. Miktar olarak birden fazla da alabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim ya. İlla 1 dolar almanıza gerek yok. Yani burada ne kadar çok alırsanız o kadar payınıza fazla düşecek. Burada %3'lük bir komisyon alınıyor. Yani 1 dolar değil 1,03 dolarlık alım yapmış oluyorsunuz. Ben Fransa'yı 2 ile çarpacağım. Yani 2,06 alacağım. Bir iki tane daha alırım. Yani yaklaşık 4-5 dolarlık bir alım yapmış olurum. Onayla diyelim. Böylelikle iki tane jeton almış olduk. Şu an gördüğünüz gibi 211'den 213'e çıktı. Buradan yukarıdan benim tokenlerim kısmından gördüğünüz gibi Fransa'yı şu an ben burada görebiliyorum. Burada token kimliği kısmında 2270 ve 2271. tokenler benim oldu. Bunlar NFT tokenleri olarak düşünebilirsiniz. Şu an Fransa'yı aldım. Şunu da bekleyebilirsiniz aslında. Hangi oyuncular olmayacak? Mesela büyük takımlarda hangi oyuncular turnuvaya katılmayacaklar? Bunları da görmek lazım. Ona göre de alım yapabilirsiniz. Ben şu an Fransa'yı aldım. Arjantin, Brezilya'da düşünüyorum. Bunları da aldığınız zaman şöyle bir durum olacak. Bunlar kesinlikle zaten çeyrek final yaparlar. Ve çeyrek finalde büyük takımların belli kısımları elenecek. O elenen takımların fonları bize aktarılacağı için bizim kesinlikle en kötü ihtimalle çeyrek finalden çıkacak ve yarı finale geçecek takımları belirlememiz gerekiyor. Burada zaten kazandığımız ödülleri de görebileceğiz. Tahmin ödül, yerleşik ödül şeklinde. Ve en sonunda da burada ödeme kısmında da alacağımız ödül gözükecek. Buradan isterseniz işlemleri dediğimiz gibi her stepte yani her adımda işte diyelim ki gruptan çıktıktan sonra veyahut da çeyrek finalden çıktıktan sonra isterseniz kapatabiliyorsunuz. O anki ödülü alabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Genel olarak arkadaşlar anlatacaklarım bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi sizin önünüzde alım yaptım. Yani ben dediğim gibi yapmadığım hiçbir işlemi size göstermiyorum. Yani dolayısıyla da her şey sizin gözünüzün önünde gerçekleşmiş oluyor. Yani genel olarak baktığımız zaman borsayı ben kullanacağım. Zaten kullanmak için 144 dolar attım. Bunun 4-5 dolarını sadece burada kullanacağım. Geri kalanlarını da spot işlemde burada işlem yapıp şuradaki daha demin göstermiş olduğum puan merkezindeki şu 100 doları almaya çalışacağım arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun başında söylemiş olduğum gibi beni takip etmek isteyenler kanalım üzerinden takip edebilirler diyelim ve videomuzu bitirelim. Yorumlarınız, görüşleriniz, sorularınız olursa muhakkak yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir like atarsanız da ekstra seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.